Abi bir şey diyeceğim. Sen bayağı bir kilo verdin yalnız. Verdim ya. Bayağı verdin. Oğlum sonuçta 130 kilo değil mi ki? Abi sen kimle yarışıyorsun? Ben onu anlamadım. Seninle yarışmadım kesin. Yani. Yani. Ama yarıştığım kişi orada. Yani Dinçer Karaca. Şimdi Dinçer... Alınmasın ben... yalnız. Ya artık şimdi burada izliyor mudur ki? Yok ya. Onun webde falan arası yok. Herif falan girmez o. Televizyonda takılıyor filan. Neyse. Dinçer'le yarışıyorum abi ben. Nasıl yarışıyorsun abi? Şöyle yarışıyorum. Dinçer'le dedik ki... İşte belli bir sürede işte program başlayana kadar en fazla kim kilo verecek, en fazla kaloriyi kim harcayacak? Tamam gelip böyle yan yana koşmuyorsunuz herhalde. Yan yana koşamıyoruz. Ama ne yaptık? Nike'ın geliştirdiği yeni bir cihaz var, bir gadget var. Şu an bileğimde duruyor. Nike Fuel Band diye geçiyor. Bu cihazlardan Amerika'dan Dinçer sağ olsun gelirken bir tane de bana getirdi. Bunu bileğimize takıyoruz. Bütün bir hafta boyunca bu bileğimizde bütün aktivitelerimizi ölçüyor. Ve an be an cep telefonumuzda senkronize ediyor. Güzel. Ben Dinçer'in ne yaptığını görüyorum. Dinçer benim ne yaptığımı görüyor. Hani kalori bazında, attığımız adımlar bazında, harcadığımız enerji bazında. Bayağı böyle yarıştırıyor yani. Bizi yarıştırıyor. Moda sokuyor. Moda sokuyor. Şimdi motive ediyor seni o zaman. Çok motive eden bir şey. Zaten şimdi birazcık da cihazın özelliğinden biraz bahsedelim. Tabii onları bahset çünkü Nike Plus vardı daha önce. Ondan farkı ne aslında acaba? Nike Plus'ın yeni bir ürünü. Ürün ailesine katılmış yeni bir ürün. Aslında çok da yeni değil. Yaklaşık 3-4 ay kadar önce Amerika'da lanse edildi. Türkiye'de var mı? Türkiye'de maalesef yok. İşin ilginci, hatta biliyorsunuz belki sen İngiltere'ye gittiğinde sana sipariş etmiştim. Evet ya, yani, orada da bulamadım ben. Avrupa'da ben de İtalya'da bulamadım. Hı-hı. Ama sadece Amerika'da, o da bulması da çok kolay olmuyormuş zaten. Hani Dinçer de bayağı kolay bulamamış. Çünkü inanılmaz bir talep var ürüne. İnternetten alınmıyor mu? Belki abi internette de birazcık şey tarafları var. Yani Amazon'a falan giriyorsun ama işte atıyorum ürünün fiyatının üzerine bir şeyler koyuyorlar. İki katına fiyatına falan satıyorlar. Gelecek mi, kayboldu mu, bilmem ne, gümrük vesaire. Bir de o hikayesi var. Tamam, okey. Neyse ben ürüne geri geçiyorum. Ürün çok şık bir ürün aslında. Sadece bir bileklik. Bu bileklik ayarlanabilir bir bileklik. Şurada ekstra bir tane işte ekleyebileceğiniz bir şey güzel. Var. Bir durum var. Bunu ekliyorsunuz. Ondan sonra büyüklüğünü, yani büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. İşte size dediği yabancıların hadiseyi ayarlayabiliyorsunuz. Üzerinde simsiyah ve çok mat bir siyah bir ürün. Üzerinde de bir tane buton var. Sadece tek bir buton var. Bir kere bas abi ya, merak etme. O butona bastığımız zaman, şöyle ters tutmuşum. O butona bastığımız zaman hemen bu böyle senin bir... fuel'un mu? Ne kadar? Evet, benim bugün boyunca yaptığım ne kadar puan yaktığımı gösteriyor. Gün boyunca 2994 puan yakmışım. Üzerinde çok şık LED ekranlar var görüyorsun. Bir de dikkatini çektiyse... Adem iyi bak abi. Adem bak senin iyi bak. Kilo vermen lazım abi. Adem evet seninle yarışmamız lazım. Şimdi bak dikkatini çekse aşağı tarafta kırmızıdan sarı ve yeşile doğru yanan lamba ışıklar var, ledler var. Eğer bu kırmızıysa... Yetersiz. Yetersizim. Ama yeşile gelirse ben bugünkü hedefimi yapmışım anlamına. Bugün ne yaptın peki de o yeşil oldu onu da bir 2500 anlat. Kendime 2500 puan hedef koydum. 2500 puan da bakın diğer özelliklerine geçelim. Kalori olarak işte yaklaşık 1125 kaloriye denk geliyor. Ben gün boyunca 1125 kalori yaptım. Ama ne yaptın yani? Koştun mu, yürüdün işte mü? Yürüdüm, yaptım her türlü aktivite. Yaklaşık ne kadar? Kaç kilometre? Motosiklete binmek kalori yakıyor mu? Yakmıyor mu? Yani yakıyor da çok ufaktır yani koşmak olur gibi değil canım, sonuçta. Olur mu canım? Onu sayıyor mu peki? Onu bile sayıyor abi. Aynı mı sayıyor yani? Aynı saymıyor. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu aslında bir motivasyon cihazı. Yani bunun söylediği şu kadar kalori yaktın, bu kadar adım attın, bu kadar enerji harcadın dediği şey birazcık tahmini bir şey. 3 aşağı 5 yukarı. Ama gene de tutuyor yani toplamında yani bir yakın bir şey yakın bir şeyler oluyor. Burada önemli olan şey motivasyon unsuru. Çünkü şöyle bir şey var. Bu ürünü aldıktan sonra ben bir hedef koymuştum kendime. Bugün 3000 yapacağım diye. Akşam oldu. 3000'e yaklaşamamışım. Ne yaptım? Çıktım, birazcık koştum. Yürüdüm, koştum falan, onu 3000'e çıkarttım. Mesela normal şartlarda ne yapardım? Eve gider, iPad'imi alır, ayaklarımı uzatır, kitap okur, televizyon izler, müzik dinler, iPad'inde kitap okur. Aynen öyle. İyi bir okuma platformu değil ama okuyorum. Gözler o yüzden gidiyor. Neyse. Peki ne farkı var diğer Nike Plus ürünlerinden? Mesela benim iPod Nano'm var hemen kolumda. Bunda da kaç adım attığımı sayıyor. Ama bunun ne farkı var? Yani daha yenilikçi bir ürün. Getirdiği bir şeyler vardır diye tahmin ediyorum. Adımı, kaloriyi zaten orada da görüyorsun. Evet, görüyoruz. İşte fuel olarak bir şeyi veriyor sana. Puan sistemine dahil ediyor seni. Onun yanında saat olarak da kullanabiliyorsun abi. Çok şık bir saat.
Hiçbir şey yapamazsan saat olarak kullanabiliyorsun ürünü. Peki fiyatı ne civarda? Bluetooth'la çalışıyor bu. Fiyatı söyleyemiyoruz ya. Söyleyemiyoruz. Ama sana şöyle söyleyeyim yani. $150 civar falan. Türkiye'de satılmadığı için söyleyebiliriz belki. $150 civar falan bir fiyatı var. Bu iPhone uygulamasıyla beraber geliyor. Cep telefonunuzda tamamen entegre. İşte. Zaten kendi uygulaması var değil mi? Evet, Fuel uygulaması var. Ha, Fuel diye ayrı mı? Nike Plus var. Nike Plus var, bir de Fuel diye ayrı bir uygulaması İkinci var. İkinci bir uygulama. Artı şöyle bir şey var. Güzel. Mesela hedeflerini tutturduğun zaman sana ilginç badge'ler veriyor. Mesela, o zaman arkadaşınla iyice yarışıyorsun. İyice yarışıyorsun. 5 tane badge var. Bir de şöyle bir şey var. Her bir badge'de ilginç bir animasyon var. Bir karakter yaratmışlar. Bir, ha, o kadar tatlı ki çok ilginç. Hatta şöyle söyleyeyim. Ya ben bugün yine hedefimi tutturdum. Bakalım bugün nasıl bir animasyon beni bekliyor diye merak bile edebiliyorsun. Sırf onun için hedef tuttururum diyorsun. Ya benim gibi manyaklar tutturabilir. Ben merak ediyorum açıkçası ne yapacak o eleman falan. Neyse özetle Nike Plus'ın yeni geliştirmiş olduğu ürün Nike Fuel Band şu an Türkiye'de yok. Avrupa'da da çok sık bulamıyoruz. Sadece Amerika'da satılıyor. Ve İngiltere'de bazı dükkanlarda görmüş olan insanlar var. Yalnız güzel. Materyali çok Materyali güzel. Materyali çok güzel. Su geçirmez değil fakat suya dayanıklı. Mat bir materyalden yapılmış. Evet. Çok şık bir cihaz. Güzel ve bir cihaz. Kesinlikle de tavsiye ediyorum herkese. Bulması zor ama. Bulması çok zor ama bulursanız da kaçırmayın çünkü spor yapma motivasyonunuzu arttırıyor. Ben mesela bugün Dinçeli geçmek için çekim bittikten sonra buradan Pendik'e kadar koşacağım. Abartacağım, abarttım biraz galiba. Pendik'e kadar koşacağım falan dermişim ama yani o gazı verir. Güzel bir ürün tanıtımı oldu ya Hakan. Vallahi beğendim ya. Çok enteresan bir ürün. Çünkü öyle sık karşılaşamayacağımız bir ürün. Aynen öyle. Gadget derler ya. Aynen. James Bond'a gerekiyor bence. Neyse. Oraya girmeyelim. Evet. Başka bir üründe, farklı bir günde tekrar beraber olmak üzere. Hoşçakalın.